Günaydın. Günaydın. Ay kuzu, sen de günaydın diyecek misin? Tamam. Günaydın. Bugün Günaydın. abisiyle Arya kuzu aynı giyindi. Çünkü nereye gidiyoruz? Christmas for Christmas. Evet, gidip bugün Noel Baba'yı göreceğiz. Eğer görebilirsek, çünkü randevu almadık, değil mi? Randevu almadık ama öyle rastgele alışveriş merkezine gideceğiz. Eğer sıra yoksa biz de göreceğiz. Kızı bakayım kıyafetini. Çok güzel olmuş benim kızım. Ay. Evet, çok güzel olmuşsun. Eight and He looks like a five on that side. Evet, beşe benziyor diyor. Beş. Beşe benziyor. Evet, o taraftan bakınca. Ama böyle yapınca iki. Derin. Evet. Biz şimdi ortalığı toparladık. Bütün oyuncakları şuranın üstüne koydum. Çünkü yeri falan sildim, süpürdüm. Ondan sonra videolarla biraz uğraştık. Dünkü çamaşırlarım çıktı. Hangisiyle? Tamam, onunla oynayabilirsin. Ondan sonra çocukları hazırladım. Evet, bir tek ben hazır değilim. O yüzden kendimi çekmiyorum. Videomu da yükledim. Bunlar ufak tefek oyuncaklar, yerleştirilmesi lazım. Çamaşırları akşama saklayacağım çünkü şu an hiç bunları yapacak vaktim yok. Neyse, çekmeyeceğim dedim ama çekiyorum. Hala pijamalarla birlikteyim. Günaydın herkese bu arada. Şimdi dünkü yaptığım yemeği bugün öğle yemeği olarak yiyeceğiz. Çünkü sabahımızda süt yoktu zaten. O yüzden çocuklara yumurta, ekmek, yani Türk kahvaltısı peynir falan verdim. Sabah saat 7.30'da onu yediler. Ben de kendime sadece yağlı ekmek yaptım. Ama şimdi acıktım. Hatta fena acıktım. O yüzden taze fasulyemizi bir güzel mis gibi yiyelim. Saat 11 uçağa geliyor. Yiyelim yemeğimizi. Ondan sonra da ben hazırlanırım. Ah, Allah'ım şu tüpe. Hazırlanırım. Bu arada saçım bu aralar hiçbir modele girmiyor yani. Fön çekersem bir tek güzel duruyor. Başka hiçbir şekilde hiçbir düzene girmiyor. Yıkıyorum, kuruyor. Ondan sonra acayip bir şekilde böyle kabarıyor. Tek yapabildiğim şey ya örüyorum ya da böyle bağlıyorum. En kolayı da tabii ki bağlamak oluyor benim için. Hava çok buz gibi bugün ve çocuklar gerçekten çok sıkılıyor. Ben de onlarla birlikte bir şey yapamıyorum. Eğilip kalkamıyorum, oynayamıyorum. O yüzden en iyisi gidelim. Bari bir şeyler görür, eğlence olur falan. Bu arada Arya çok ses yapıyorsun. Çok gürültü çıkartıyorsun kuzu. Bu arada yeni telefonum geldi. Dün geldi ama şey setup yapamadım, açamadım. Bu iPhone 11 Pro olması gerekiyor. 4 kameralı. Daha henüz kullanamadım yani. Sadece şu an telefon açık. Hala benim sim kartım bu eski telefonumda. O yüzden sim kartımı çıkartıp bir ara zaman bulursam telefona da yerleştireceğim. Hiç iPhone yani çok uzun zamandır iPhone kullanmadım. Kendim bildiğim bileli Samsung kullanıyorum. iPhone hiç hayatımda kullandım mı? Onu da bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. O yüzden benim için değişik bir deneyim olacak. Mesaj yazarken çok zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü çok ufak böyle tuşları ve yani dediğim gibi hiç kullanmayı bilmiyorum. Ne, nerede onu da bilmiyorum. Tek istediğim şey Android'dan başka bir Android'a yükleme yaptığımızda otomatikman bütün ekran dahi her şey buna gidiyordu. Bunda öyle olmadı. Bilmiyorum. Telefonla birlikte şöyle kulaklık geldi. Şarj aleti geldi. Ben yemek yapıyorum. Yemeğimizi yiyelim. Arya bak çok tehlikeli işler yapıyorsun. Yani senin bu abin olmasa ben seninle nasıl baş edeceğim bilmiyorum Arya. Getir onu buraya. Ver bakayım. Ya iyi ki abim var seni koruyor Arya. Ver. Aferin kızıma. Bununla oynanır mı? Bak bunun ucu çok keskin. Bu seni keser. Hayır. Yemek yiyelim. Bak yemeğimiz pişiyor. Onunla oynayabilirsin. Onda bir sakınca yok. Evet, şarj aleti geldi. Kulaklık falan.
Çocuklar yemeğini yerken ben de gerçi çok acıktım ama neyse yemeğimizi yiyelim. Eğer zamanım olursa bunu halledeceğim. Kılıf sipariş verdim. Gelecek bir iki güne. O yüzden de dışarı çıkarmak istemiyorum pek yani açıkçası. Büyük bir ihtimalle bunu akşam hallederiz. Ondan sonra hala ben bunu kullanmaya devam ederim. Çünkü kılıf olmadığı için zarar vermek istemiyorum. Kendimi de biliyorum. Tabaklarımızdan da anlaşıldığı üzere yemeklerimizi sildik, süpürdük yani. Annemden sonra en iyi taze fasulye yapan kişi ben diyebilirim. O kadar güveniyorum kendime. Gerçekten çok güzel yapıyorum. Normalde kendi yaptığım yemekleri hiç sevmem. Ama çok lezzetliydi. Hele ki bu saatte yemiş olmamıza rağmen. Gerçekten güzeldi. Ben bir tek ekmekle yedim. Çocuklar sade yedi. Biz arabaya bindik. Ben annem ve kendime bir kahve aldım. Çünkü canım güzel bir kahve çekti. Yarım saat falan da yol gideceğimiz için. O yüzden dedim hem sohbet ederiz hem arabada bir kahve içeriz. Çünkü benim evde annemlerde bıraktım. Aslında benim dışarı çıkma kahve bardağım var. Onları unutmadan almam lazım. Çünkü onlar gerekli oluyor bazen böyle dışarı çıktığımız zaman. Evde yapıp içine koyup termos gibi ama daha böyle şık bir bardak gibi duruyor. Ondan sonra şey aldım. Şöyle reçelli donut aldım kendime ve anneme. Büyük bir ihtimalle annem yemez, ben yerim. Her seferinde öyle oluyor. Çocuklara da Noel aç bisküvi aldım, değil mi dedim? Gel. O yüzden sadece şey derine bir iki dakika sonra veririm, tam da alsınlar. Vereceğim, dur Ari uyusun. Biz geldik Santa Grotto, buranın içinde ve şu an bilet alacağız varsa, eğer kaldıysa, çünkü insanlar internetten alıyor. Sırada fazla yok zaten. Sıra vardı. Saat 3'e verdiler. 3 ile 3.15 arası. Çocuk başı 2 sterlin. Ondan sonra 45 dakika sonra geri aşağı ineceğiz. Şimdi yukarı çıkıp annemin yanına çıkacağız. Annem. 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 Ağacı süslemeyi unutmuşlar Arya. O ayakkabı. Şimdi Marks & Spencer'a girdik. Annem bir şeyler bakıyor. Dolanıyoruz öyle yani. Alacağımız bir şey yok. Gel Arya. Bump'ı gösterelim. Mini bump. Bugün tam 38 hafta hamilelik göbüşü bu. Az kaldı. Senden kurtulacağız mini göbüş. Mini çok da yani mini. Mini olmasaydı neye benzerdi acaba? Bir tane kazak beğendik. Fiyata da uygun. Annemi ikna etmeye çalışıyorum al diye. Bu 3 renk var. Bir de şu mavi olan var. Şu da var. Şöyle. O da var. Ben söyledim ya güzel olur diye. Evet, çok güzel oldu. Bakayım, üstteki pembe, pastel pembe çok güzel bir renk. Güzel oldu vallahi. Güzel oldu, evet, bayağı yakıştı. Şey değil, sıcak, ayak alın. Bunu çok beğendim. Kesinlikle alman gerekiyor. Ya bunlar çok güzel. Biz ağacımızı artık süslememiz lazım. Bunlar çok tatlı. Arya kuzu. Arya kuzu da buradaki bu buzlara bakıyor, toplara. Ama Marks & Spencer's de tabii ki biraz pahalı. Arya, biz bunu şeye gideceğiz. 1 liralık dükkana gidip alacağız Arya. Evet. Ne demek no no no? Pahalı almamıza gerek yok ki bebeğim. Her sene bu sefer değiştiriyorsun. He? Ver bebeğim. Bunu alabiliriz. O 2 liraymış. Ama küçükler. Temamız kırmızı mı olacak bu sene Arya? O zaman kırmızı ile altın rengi mi yapalım bu sene, yoksa gümüş mü? Şöyle de yapabiliriz.
Biletimizi aldık. Saat verdiler ama hala şu kuyruğu beklemek zorundayız. Fazla sürmez inşallah. Bilmiyorum ne kadar uzun sürecek. Ama biz portakal yiyoruz. Mandalina beklerken. Arya sen? Aç ağzını bebeğim. Sen yarısını ısır ama. Isır. 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 Endişeli endişeli bakıyor olması çok komik. Seni alamadım sen de bebeğim. Sen sevmedin Santa'yı. Derin gel. Gel sen Santa'yı gördün, sevindin mi? Mutlu oldun mu? Santa sana ne hediye verdi? Bakalım. Aa kitap. Bir tane kitap, bir tane de boyama kitabı. Arya? Ay onlar ağlıyor bu sefer, diyorum ben sizin için buraya geldim yani. Onlar da bu sefer mutlu olmayınca korktu biraz Arya. Biraz gezelim yarım saat. 4'te çıkmak istiyorum. Hadi gidelim. Aynen. Al. Çok güzel. Yeter yemesi çekelim. Biz eve geldik şimdi. Turn on. Çünkü sen kapatmışsın buradan aşkım. Bekle şimdi. Bunu geçen yıl başında hediye almıştım. Now, mommy, efendim aşkım. Now we have to start with the truck. Şimdi yeşile buraya bas. Yıldız'a.
Bilmiyorum. Buraya bas bakalım ne diyecek. Dinle bakayım, listen. Evet, yap bakayım. Bu ne? Gorilla. Gorilla nereye gidiyor? Ona bakma aşkım. O makinalı çalışması için o öyle. Tamam mı? Sen bunları yapman gerekiyor. The elephant goes. Aferin. Yeni bir şey olduğu için şu anda kendi başına tam çözemiyor. Ben yemeye başlayacağım. Ari kuzu da dinozorlarla oynuyor. Bir de bu alışveriş malzemesiyle. Ben de tavuk çıkarmıştım sabah çözülsün diye. Şimdi bir tane karışık yemek yapacağım. Pirinç pilavla, tavukla. Biraz da şeyim var, kabağım var. Kabağı da koyacağım içine. Artık ne yapabilirsem yarım saatin içinde. Benim şimdi evde yeni bir mutfak kuralım var. Dolabım içindekiler tüketilmediği sürece alışveriş yapmıyorum. Ne olursa olsun. O yüzden dolabın içinde son kalan tavuk ve kabağı da tavukla birlikte haşlayacağım, kızartacağım artık ne olduysa. Böyle karışık bir yemek ortaya çıkacak. Soğanım kalmadı mesela. Sadece sarımsak koyacağım içine. Biraz tat olsun diye. Aslında bu fırın yemeği de olurdu ama fırına şimdi koysaydım bayağı uzun sürecekti. Benim de öyle bir zamanım yok şu an. Geciktik yemeğe. Artık eminim biraz baharatlarla, salçayla güzel bir şey çıkar. Böyle atmaca bir yemek. Atmaca yemekler güzel oluyor ama genelde. Aslında bir tane iki kabak, neyse bununla güzel bir şey de olurdu. Mücver olurdu ama mücveri daha ben güzel yapamıyorum. Birkaç defa denedim, pek hoşuma gitmedi. Bildiğiniz güzel bir tarif varsa yazın alta, böyle birebir uyan deneyebilirim. Çünkü benim yaptığım olmadı yani. Mücveri çok severim. Ama kendim tam beceremiyorum. Biraz pirinç koydum. Yemeğimiz de bu şekilde pişiyor. İçine biraz şey de koydum. Mısır. Olmak üzere neredeyse. Kısık dereceye verdim. Yoruldum. Çok yoruldum. Çok acıktım. Tansiyonum düştü. Midem bulanıyor. Topuklarım ağrıyor. Bulguru, pirincin pişmesini bekliyorum. Tavuk yemeği oldu. Biraz da yoğurt getirdim annemlerden. Acayip acıktım yani. Çok çok fena acıktım. Of. Bazen böyle yapınca rahatlıyorum ama ayaklarım ağrıyor. Miskin ve Baran bize gelecekler. O yüzden çok tavuk çıkarmıştım ama onlar sonra yemeğe kalmayacağız dedi. Yani yemeğe gelmiyoruz dedi. Ben yemeğe geliyorlar diye tahmin ederek tavuğu fazla çıkardım. Neyse, artık yarına kalacak. Biraz çocuklarla onlar ilgilenir. Ben de uzanırım. Benim ağrıdı. Çocuklar için dışarı çıkıyorum ama bazen olmadığın
Yani umduğun gibi gitmiyor. Şu pirinçle pişseydi. Ve yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Ses kalmalar bende. Çocuklar uyudular. Mizginler geldi. Serhat da geldi yemeğini yedi. Söyledim biraz abur cubur al diye. Şöyle bir kek almış. Kokonatlı. Ve kaslı da almış birlikte yememiz için ama bilmiyorum. Karar veremedim. Ben de mutfağımı toparladım. Ekstra şey tavukla da şey yaptım. Haşladım. Ondan sonra şöyle oydum. Soğuttum. Dolaba yerleştirdim. Bunu bir gün kullanacağız. Yoğurdumuz var. Şimdi ufak bir böyle çerez tabağı gibi bir şey hazırlayacağım. Serhat pul biber getirmiş. Bazen onların yani onun çalıştığı berber dükkanına böyle bir şeyler satıcılar falan geliyor. Alıp getiriyor ama bilmiyorum. Neyse ben bir tabağımı hazırlayayım. Doritos almış. Acılısından çikolatalı bisküvi. Doritos'un her rengini almış. En sevdiğim cupcake. Serhat'ın sevdiği rulolar. Ve Haribo.